Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yumurta maması yapımını anlatmaya çalışacağız. İlk olarak suyu sıkılmış orta boy havuç. Yumurtanın beyazı iyi haşlanmış olsun. Maydanoz, irmik, nane, hazır yumurta maması. Biz bunu çiftleşen kuşlarımıza vereceğimiz için vitamin ve nijer tohumumuz da var. Şimdi malzemelerimizi karıştırıyoruz. Havucun suyunu sıkarsanız iyi olur. Güzelce karıştırdıktan sonra bütün malzemelerimizi kuşlarımıza vereceğiz birazdan. Bunun içine ayrıyetten elma da koyabilirsiniz. Tam tahıllı bebek bisküvilerinden de koyabilirsiniz ayrıyetten. Güzelce karıştırıyoruz. Havuçlarımızı rendeledikten sonra suyunu sıkarsanız arkadaşlar, bu mamanın bir diğer özelliği de yavrusu olan muhabbet kuşlarının yavru zamanında tüyden hızlı çıkmasını ve yavruların daha iyi beslenmesine yardımcı bir mamadır. Ekstra olarak hani sabah 8 saat süresi var. Mamayı koyduktan sonra 8 saat sonra almanız gerekiyor. Yumurta bakteri yaptığı için uzun süre kafesin içinde tutmayınız. Bu şekilde güzelce karıştırdıktan sonra mama kaplarımızın içine koyuyoruz. Kalanı buzdolabında 2 gün, 3 gün bekletebilirsiniz. Bizim kuşlarımız alışkın olduğu için ve ona göre yaptığımız için az miktarda yaptık. Bunları sabah koyup akşam yatmadan alabilirsiniz. Kuşlar zaten bitirecektir bu vakite kadar. Direkt hazır yumurta maması da kullanabilirsiniz. Onlar uzun süreli durabiliyorlar. Ama bunları vermeniz daha besleyici olacaktır. Teşekkür ediyorum. Şimdi mamalarımızı vermeye gidiyoruz. Yumurta mamasını vereceğimiz kuşlarımız. Buradalar. Mamamızı taktıktan sonra kuşlarımız alışkın olduğu için daha yerine takmadan yiyorlar. Akşam olmadan bunu bitirecekler. Yeşil kuşumuzun yavrular olduğu için dişi kuşu daha çok tüketiyor o. Siz de bu şekilde mamalar hazırlayarak hem yavru kuşlarınızı alıştırabilir, hem eş olan kuşlarınızın
daha iyi yumurta vermelerini sağlayabilirsiniz.